Neşet Ertaş Ankara'da bir gece gazinoda çalarken aniden parmaklarının mızraba tutmadığını görür ve izleyicilerden özür dileyerek sahneden ayrılır. Hemen yakın arkadaşı doktor Mehmet Ali Altın'ı arar. Mehmet Ali Altın Neşet Ertaş'ı alır Hacettepe Hastanesi'ne götürür. İsviçre'de eğitim görüp yeni Türkiye'ye dönen tanıdığı bir doktoru bulur. Neşet Ertaş'a hemen müdahale edilmesini sağlar. Ve Neşet Ertaş bu müdahalelerin sonrasında tedavi gördükten hemen sonra sağlığına yeniden kavuşur. Evet sevgili dostlar, Neşet Ertaş'ın tekrar parmaklarının saza vurmasına vesile olan Mehmet Ali Altın'la alakalı anısını kendi dilinden bir dinleyelim isterseniz. Basmadı terbiye. Birkaç kere evvelinden işaretini gördüydüm ama önemsemiyordum. Bir de o anda hiç parmaklarım basmayınca daha evvelden de yüreğimde korkusu vardı. Yönemde üstümüze yırak. Dağarcığın içine suyu korsun için içersin ya onun gibi su boşaldı sahnede vücudumda. O anda bir hemşerimiz vardı, doktor Mehmet Ali. Allah yerden yuva kadar razı olsun. Gece yarısı saat 3-3.30'da yatağından kalktı geldi. Beni Hacettepe Hastanesi'ne götürdü. Anında müdahale edecek alet yok. Bu tarafımı kontrol etmek için. Ortopedisi hocası kalktı geldi Hacettepe Hastanesi'nde. Yok dedi, anında müdahale edecek bir alet yok Hacettepe Hastanemizde. Ama bir doktorumuz gelmiş, İsviçre'den doktora yapmış, bir alet getirmiş dedi. Mahallesini biliyor, adresini bilmiyor beni. Arabasına aldı doktor Mehmet Ali. Arayı buldu sabaha karşı. Otellerde fişler olur böyle, telefonlara takılır onun gibi. Parmaklarıma iğneleri soktu. Böyle beni masanın üstüne yatırdılar, sayı kaldı. Hoca şu doktoruna sazınla sözünle bir cevap ver Allah aşkına. İzniniz efendim. Hastanın halından bilen doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlık kaynıyor kanı, hizmet vermektir her anı, kardeş bilen tüm insanı doktor Mehmet Ali Altın. Doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu. Kırşehir'in altın oğlu doktor Mehmet Ali Altın. Neşet Ertaş'ın parmaklarının tekrardan sazına ve perdesine dokunmasına vesile olan Profesör Doktor Mehmet Ali Altın tabii ki bir Kırşehirliydi. Ve Kırşehir örfünü, adetini ve Neşet Ertaş'ı çok seviyordu. Türkülerini çok seviyordu. Çünkü Neşet Ertaş'ın babası Mehmet Ali Altın'ın köyünde doğmuştu. Yağmurlu Büyükoba köyünde dünyaya gelmişti. Merhum ustaların ustası, bozdokların babası Muharrem Ertaş. Evet, bir zaman geçer ki bu zaman geçtikten sonra Neşet Ertaş Almanya'da bir türkü kaleme alır ve bu türküyü kendi deyimiyle havalandırır. Buna duygu katar, hüzün katar ve güzellik katar ve der ki doktor Mehmet Ali Altın, Çarığınan köyünden gelen, tıp okuyup doktor olan, hastanın halından bilen doktor Mehmet Ali Altın, insanlık kaynıyor kanı, hizmet vermektir her anı, kardeş bilen tüm insanı
Doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu, Kırşehir'in altın oğlu Doktor Mehmet Ali Altın. O hep insanları sevmiş, bencilliği çoktan kovmuş, sanki hizmet için doğmuş Doktor Mehmet Ali Altın. Oturup yerinde durmayan, hiçbir insanı kırmayan, kimseden çıkar görmeyen Doktor Mehmet Ali Altın. Köyü yağmurlu obası, nur olsun doğuran anası, yoksul fakirler babası Doktor Mehmet Ali Altın. Nice acıları dadan, acı demeyerek yudan, lütuftur bize Tanrı'dan Doktor Mehmet Ali Altın. Garibim iyiliği çoktur, bartıl yemez yüzü aktır, bakana yakışan doktor Sayın Mehmet Ali Altın, Doktor Mehmet Ali Altın diyerek bu dizeleriyle Mehmet Ali Altın'ın bakan olma olarak görmek istediğini dile getiren Neşet Ertaş, tabi Mehmet Ali Altın milletvekili oluyor ve bakan olacağı bir zamanda hayata gözlerini pankreas kanserinden rahatsızlanarak yumuyor. Profesör Doktor Mehmet Ali Altın da kalkmış Ankara'dan buraya gelmiş askerleri uğurlamak için, değil mi? Sağ olsun. Gençlerimizi köyüne gelmiş. Sağ olsun. Onunla da biraz sohbet edelim. Hoş geldiniz Sayın Altın. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım. Teşekkür ederim. Haklı Elvan. Hoş geldiniz. Sizler bu köyde doğdunuz, büyüdünüz, okudunuz, yüksek yerlere geldiniz ama köyünüzü hiç ihmal etmediniz. Askerlik günlerinde, bayramlarda geliyorsunuz, köyünüzde köylülerle birlikte oluyorsunuz değil mi efendim? Tabii bu geleneksel bir olay biliyorsunuz askerlik olayı. Özellikle bu yörede askere gitmek bir delikanlı için şeref sayılıyor. Ve biz de bu şerefe iştirak etmek, bu onuru paylaşmak için Ankara'dan buraya onlara güzel, onur güzel vermek, onlara manevi destek olmak için güç vermek buralara için kadar yani geliyoruz. Onlar da bunu şerefle yapıyorlar. Zannediyorum köyünüzden çok okumuş değil mi? Okuyan, belli noktalar olan insanlar var. Bizim köy esasında Türkiye ortalamasına yakın bir okuma oranı var ve bu köyde okuyup belli yerlere gelen, üniversite tahsili yapan, üniversite mezunu çok sayıda arkadaşlarımız var. Mesela yanımızda oturan Hakkı Bey de bunlardan biridir. Kendisi evet, inşallah bu bir örnek olsun değil mi efendim? Böyle köylerinden ayrılıp şehirlere yerleşen, belli noktalara gelen insanlarımız köyleri unutmasınlar. Bu güzel günlerde gelsinler, ziyaret etsinler değil mi efendim? Buralara dönsünler, evet. Örnek olsunlar, gençleri teşvik etsinler. Çok şimdi güzel olur. Çekiç Ali'nin oğlu Aydın da burada. Aydın Çekiç'i çağıralım. Çünkü size bir böyle türkü yakmışlar zannediyorum. Onun böyle bir kupresini okutalım Aydın'a. Ne dersiniz? Hay hay tabii. Aydın gel bakalım şöyle. Yanımıza sazınla birlikte. Çarınan köyünden gelen, top okuyup doktor olan, hastanın halından bilen Doktor Mehmet Ali'nin altın. Oturup yerinde durmayan, hiçbir insanı kırmayan, kimse de çıkar görmeyen Doktor Mehmet Ali'nin altın. Sayın Mehmet Ali'nin altın. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu, Kırşehir'in altın oğlu Doktor Mehmet Ali'nin altın. Sayın Mehmet Ali'nin altın, Doktor Mehmet Ali'nin altın. Aydın, ağzına sağlık. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Hocam. Teşekkür ediyorum söyleyene. Seven insanlara tabii türküler yakılır. Büyüklerimiz de burada. Onlar belki töreleri çok daha iyi biliyorlar ama benim bildiğim kadarıyla bizim yörede askere gitmek bir hakikaten merasime tabi.
Bu daha 15-20 gün önceden başlar göndermek bunları. Komşulardan davetler gelir. Tek tek davet edilir erler bir komşuya. Daha sonra toplu halde köy meydanında askere gidecek olan erlerimiz toplanır. Bütün aile, bütün köy davul zurna eşliğinde büyüklerin elleri öpülerek tek tek ilgili kıtalarına uğurlanır.